bilhassa yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseleri bize İslam alemi olarak çok ciddi bir muhasebe yapmamız gerektiğini söylüyor. O kadar acı manzaralarla karşılaşıyoruz ki bir Müslüman olarak inanın tarif etmekte, anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Zaman zaman öyle hadiselere şahit oluyoruz ki hayata ve geleceğe dair umutlarımız yerini karamsarlığa bırakıyor. Bir sapkın çıkıp üzerine sardığı bombalarla bir ibadethaneyi içerisindeki masumlarla beraber havaya uçurabiliyor. Bir başkası o ülkede yaşayan milyonlarca Müslümanı töhmet altında bırakma pahasına kilisede dua eden insanları vahşice öldürebiliyor. İslam adına hareket ettiğini zanneden zavallılar, semalarından ezanların asırlardır eksilmediği İslam beldelerini işledikleri cinayetlerle kan ve gözyaşına boğabiliyor. Komşumuz Suriye'de olduğu gibi diktatörler sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini devasa bir enkaz yığınına çevirebiliyorlar. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz. Yüzyıllardır esenlik yurdu olarak nam salmış ilim irfan merkezlerimiz bugün iç çatışmalarla, varil bombalarıyla daha kundaktaki çocuklarını kara toprağa veren annelerin feryatlarıyla anılıyor. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören karanlık zihniyetin elbette coğrafyamızda yaşanan tüm dramlarda rolü, payı vardır. Menfaatlerine kul köle olan tüfeylilerin gerilimi körükledikleri böl, parçala, yönet politikasıyla bölgemizi sömürdükleri bir hakikattir. Elbette Batı başkentlerinin şatafatlı görüntüsünün altında yüz milyonlarca Afrikalı ve Asyalı'nın alın teri, gözyaşı olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ancak yüreklerimizi dağlayan, Ramazan sevincimize gölge düşüren bu sahnenin müsebbibi sadece işgalciler, sadece emperyalist güçler değildir. Irak'ta, Libya'da, Afganistan'da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hüküm süren dramların tek sorumlusu çıkarlarının peşinde koşanlar da değildir. Açıkça söylemek gerekirse İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir. İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde beş kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar şayet kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerini hünharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir. Şehir hastaneleriyle beraber Türkiye bir devrim yaşıyor. Ve bunları 30 büyük şehrimizde de tamamen şehir hastanelerimizi yapacağız. Sağlık personelimizin sayısını da 378 binden 1 milyon 11 bine ulaştırarak sağlık hizmetlerimizin insan kaynağını da güçlendirdik. Ama yetmez dedik. Şimdi ne yapıyoruz? Tıp fakültelerinin de sayısını artırmak suretiyle doktorlarımızın gelişini de artıralım. Bakanıma da söyledim. Dedim bak hemşire noktasında sağlık meslek liselerine galiba sıcak bakılmıyor. Sağlık meslek liselerinden mezun olanları da biz Sağlık Bakanlığımızın kapsamında değerlendirelim. Çünkü hasta başına düşen hemşire sayısını ne yapacağız? Artıracağız. Dolayısıyla hemşire noktasında bir zafiyete asla düşmeyeceğiz.
Ve her hasta başına hemşiremizin geldiğini görecek. O özgüven getirecek kendine. Ve ben bugün burada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakanım da güldüğüne göre anladı meseleyi demek ki. Herhalde hazırlığı da vardır. Bu yıl içerisinde 29.689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30.000. İnşallah ilk etapta 12.000 sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. ...2023 yılına kadar toplam 44.400 yatak kapasiteli şehir hastanesini vatandaşlarımızın istifadesine açmayı hedefliyoruz. Bunun yanında sağlık turizminde de ülkemizi bölgesel bir çekim merkezi haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Yıllık 550 bin yabancı hasta rakamına şu anda ulaşmış durumdayız. Bu çok önemli bir rakam. 550 bin. Bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Ama bir de güven var. Yani Türk doktoruna, buradaki hizmete Batılı ne yapıyor? Güveniyor. Onun için burası bir sağlık havzası haline inşallah geliyor. Ülkemiz bütçesinde adeta bir kara deliğe dönüşen ilaç ve tıbbi cihaz meselesinde de yerli üretimi az önce bakanım da söyledi, teşvik ediyoruz. Hastalarımızı mağdur etmeden, kaliteden asla ödün vermeden yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayimizi inşallah güçlendireceğiz. Türkiye'yi sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin ilaç ve tıbbi cihaz taleplerine cevap veren bir ülke konumuna getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim.